Facebook'un en güzel oyunu hangisidir diye sorsalar Bil ve Fethet derim. Şu anda yeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Toprak, Ezgi, İbrahim. 111-111-0. Size söylerken hemen gitti. Pardon, 1111'miş. Evet, diğeri de öyle zannetmiş. Ve buradan 0 puan aldık arkadaşlar. Dikkatsizliğimizin kurbanı olduk. Evet, biz yeşil bayrak ile yarışıyoruz. Kalemizin tepesinde yeşil bayraklar var. Ezgi kırmızı bayrak. O bir bayrak aldı. Bir asker aldı pardon. Hemen bizim aramıza koydu. İbrahim de iki asker kazandı. İçinde bulunduğumuz yüzyıl kaçıncı yüzyıl arkadaşlar? 21. yüzyıl diyelim bakalım. Evet doğru. Ama İbrahim benden önce. Pardon, İbrahim benden sonra, Ezgi benden önce cevap vermiş. Ezgi iki asker, ben de bir asker aldım. Toprak efem olarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Bil ve Fethet oyunu bilenler varsa oynamışlardır daha önce. Yoksa Facebook hesabınızın olması lazım. Bölge seç diyor. Şu ikisinden birisi, şurayı seçelim. Facebook hesabı olunca birkaç kere oynadığın zaman zaten nasıl hareketler yapacağınızı anlayabilirsiniz. Badminton'da en fazla iki kişi, bir kişi. Evet, iki tane kırmızı, bir tane yeşil, yani biz aldık. Ben de doğru cevap verdim ama nereye konduralım, şuraya koyalım. Biz 1400 puan olduk. İbrahim de 1400 puan, Ezgi 2000 puan. En fazla kaç film buydu ya? 3 diyelim bakalım da. Salı 10'muş arkadaşlar. 15 en az. Buradan da puan alamadık. Soruları iyi okumak lazım. Ben de epeyden beri oynamadım yani. Belki de bir yıla yakın. En son işte çektiğimiz videoyu görürseniz onu çekmiştik. Ondan sonra da oynamamıştım. Aslında çok oynuyordum eskiden de. Hatta grup bile kurmuştum bir ara. Evet, şu anda toprak dağılımları bitti. Savaş başlıyor. İlk önce kim kırmızı Ezgi, ondan sonra yeşil ben başlıyorum. Bakalım Ezgi kime saldıracak. Mecburen saldırıyorsunuz ya. Bu oyunda saldırılmak diye bir oyun yok. Evet, bana saldırmadı. İbrahim'e saldırdı. Meltem Cumbul oynamamıştır. Vizon Tale'ye doğru. Bence doğru ya. Doğruymuş. Türkiye'nin kaç denize kıyısı var? 4 tane değil mi? Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege. Marmara iç deniz ama 4 tane. İbrahim bunu bilemedi. Evet, şu anda saldırı sırası bizde arkadaşlar. Biz kime saldıralım? Etrafımızdakilerden. Şuraya saldıralım mı? Büyük İç Anadolu'yu alalım bakalım. Hadi. İç Anadolu'yu alalım bakalım. Joker kullanmaya da gerek yok. Ne gelirse mahtımıza bakalım. Sorun ne geliyor bakalım. Dünyanın en yüksek rakımına sahip platosu nerededir? Tibet, Gobi, Dekan, Patagonya. Tibet diyorum bakalım arkadaşlar.
Doğru. Ezgi de doğru cevap verdi. Ben de doğru cevap verdim. Şimdi İslam dinine göre sabah namazı toplam kaç rekattır? 4 rekat arkadaşlar. Bakalım biz kaç saniyede cevap verdik? 7.57. O 3 rekat demiş ve 8.33'te demiş, yani 8 saniye 33 saniye salisede. Biz aldık burayı. 400 puan aldı. Puanımız 1800'e çıktı. İkinciliğe yükseldik. Ezgi 2400'e düştü. İbrahim 1600. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra İbrahim'de. İlk tur İbrahim saldırısıyla bitiyor arkadaşlar. İkinci tur, üçüncü tur ve dördüncü, dört turdan oluşan bir yarışma bu. İbrahim de Ezgi'ye saldırdı. Manga çizgi filmler hangi ülkede üretilmektedir? Tahminim Japonya mı? Kesin emin değilim. İbrahim Japonya mı demiş ve doğru. Evet, İbrahim de aldı bir yer. Şimdi saldırı sırası bizde. Ben doğrudan Ezgi'nin kalesine saldırıyorum. Coğrafyadan gelsin bakalım arkadaşlar. Coğrafyada dedik ama onu da seçemedik herhalde. Eğer Joker hakkınız varsa seçebiliyorsunuz. Mümessil ne demek? Temsilci. Temsilci. Sınıf başkanı, başbakan, yardımcı şıkları var. Ben temsilci dedim. Evet, benimki doğru. Kalesinin 3 kulesinden bir kuleye gidecek şimdi, bakın. Evet, bir tane kulesi gitti. İki kulesi kaldı. Bir merkez, bir de sağdaki. Pisa kulesi nerede arkadaşlar? İtalya'da. Fransa, İngiltere, Belçika demiş Avrupa ülkeleri. O da doğru cevap verdi. İkimiz de doğru cevap verdiğimiz için burada herhangi bir galibiyet mi? Sultan Lakabı'nın toplam kaç filmde oynamıştır? Türkan Şoray. 150 diyorum ben arkadaşlar ama. Bakalım. 222'ymiş arkadaşlar. O ne demiş? 59. En yakın ben olduğum için bir kalesi daha gidiyor. Evet. Bir kalesi daha gitti. Merkez kalesi kaldı. Aşağıdakilerin hangisinin diğerlerine göre işlem önceliği vardı? Toplama, bölme, parantez, çarpma hangisidir arkadaşlar? Parantez içi. O da doğru diyor. Orada herhangi bir yengi Levi's'in en çok hangi modeliyle anılmaktadır? Hangi modeli? Bilemiyorum arkadaşlar. 4 dedim ama 501'miş. O da 1908 dedi. Ben daha yakınım yani. 501'e 4 daha yakın 1908'den. Yani önemli olan hangisi merkezdeki o rakama, yani cevabı en yakınsa o puanı alıyor. Ve şu anda bütün Ezgi'nin kırmızıları yeşile döndü. Aldık onu. İbrahim ve biz kaldık. İbrahim'in 2000 puanı var. Bizim 3800 puanımız var. Şu anda saldırı sırası İbrahim'de. İbrahim nereye saldıracak bakalım. Kanaatimce Ezgi'nin önceki kalesine saldıracak. Çünkü 1000 puan. Ben olsam ben de oraya saldırırım. O nereye saldırıyor? Normal. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Olimpiyatları aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır? Arkadaşlar herhalde Türkiye diye hatırlıyorum ama Erzurum'da yapılmıştı. Doğru. İkimiz de doğru cevap verdik. Kemik yapısının yüzde kaçı sudan oluşmaktadır? Yüzde 67'si diyeyim arkadaşlar, bakalım. Zonguldak'ın plakası gelsin. 22'siymiş az. O ne demiş? 60. O doğru cevap verdi. Evet, bizden bir bölgemizi aldı, bakalım hangi bölgemizi almıştı o. Evet, normal bir bölge almış. Ben nereye saldırayım? Şimdi gene o saldıracak. Sıra onda. Ezgi olmadığı için ona geçti sıra. İbrahim saldırıyor. Evet. Ezgi'nin eski kalesi. Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformanın omuzdan takılan işareti parça ne denir? Apolet, sapolet, rütbe, breve. Apolet. Aha, apolet dedim ben ama işaretlemedi ve gitti. Evet. 1000 puan alınca 3400-2600 olduk. Şimdi saldırı sırası bende. Ben nereye saldırayım?
Oraya saldırma hakkımız da yok herhalde. Heh, kalesine saldırıyoruz bakalım arkadaşlar. Halk arasında yalancı altın olarak bilinen sarı renkli mineralli aşağıdakilerden hangisidir? Pirit. Pirittir arkadaşlar. Veyahut da mika mineralleri de buna benzer. Parlar yani pirit. Ünlü Fransız yazar Jean-Baptiste Pagolin Molière olarak hangi yüzyılda yaşamıştır? 17 diyeyim arkadaşlar. 18 geçiyor içimden ama. 17'ymiş doğru. İbrahim ne demiş? 18 demiş. Doğru cevap biz verdik. Bir kalesi gidiyor şu anda İbrahim'in. Evet. Patates birikisini Avrupa'ya ilk kim getirmiştir? İngilizler, Hollandalılar, İspanyollar, Vikingler. Acaba kim getirmiş arkadaşlar? Bir hemen joker kullanalım dedim ama. İspanyollar. Doğru muymuş? İbrahim doğru cevap verdi. Şimdi İbrahim saldıracak. Yunan mitolojisinde zaman tanrısı olarak bilinen tanrı aşağıdakilerden hangisidir? Ares, Pistheon, Kronos hangisi? Bizimki cevap verinceye kadar arkadaşlar ya Kronos'muş ya. Ben anlamıyorum ya. Biz yeşiliz değil mi? Renkleri karıştırdık. Biz gene İbrahim'e saldıralım. Coğrafya sorusu. Gelsin bakalım. Coğrafya sorusu gelsin. İngiltere bayrağında kaç renk bulunur arkadaşlar? 3 mü ya? 3 dedim ama. İbrahim de 3 demiş. 2'ymiş. Ve bu yarışmayı ikinci olarak bitirdik arkadaşlar. Bağıra bağıra giden bir yarışma oldu. Hayırlısı yani. Başka oyunlarda inşallah daha güzel bir sonuç elde edebiliriz. Burada biraz da epeyden beri oynamamış olmanın tecrübesizliği var. Yani aslında daha önce ben oynuyordum. Bir teklifim var diyor. Hadi teklifi tamam diyelim bakalım. Ne diyecek? Toplam 1400 puan. Yeni yetmeler arasında 7. sıraya düşmüşüz. Neden birazdan video izle ve oyun için ücretsiz joker al. Alalım bakalım joker alalım arkadaşlar. Böyle joker de kazanabiliyorsunuz. Böyle bir reklam filmi veriyor. Bu reklam filmini izleyerek size işte 200-300 altın falan. Neyse burada oyunlarla ilgili bir 28 saniyelik video izlettiriyor. Bundan da ödül kazanabiliyorsunuz. Ben bazen oynuyorum, bazen izlemiyorum. Yani boş vaktiniz varsa altın kazanmak için iyi. Bu altınları sonra başka jokerler alabiliyorsunuz. Arkadaşlar, başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bil ve Fethet bence güzel bir oyun. Evet, şu anda jokeri almış durumdayız. Bir oyunumuz daha. Bil ve Fethet oyunu burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet. Ne almışız bakalım? 359 altın, çil çil altınlar gelmiş. Evet. En güzel günler sizin olsun.